Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Yazmadan ayrı tek sırada yapılan bir model. Oyamızı tek sırada yapıp daha sonra üzerine zincir çekerek bitiriyoruz hanımlar. Böyle çok güzel, kibar bir model. Yapımı da kolay. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza ipimizi sabitledikten sonra 3 boncuk alıp kapatarak başlıyorum. 3 boncuğumuzu kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 5 boncuk kapatıyoruz. 5 boncuğumu kapatıp 1, 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. boncuğun arasından batıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 ile 3'ün arasına batıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 ile 4'ün arasına batıp kapatıyorum. Zincir bu. Dipteki boncuğun üzerine gelecek şekilde boncukların arasına batarak iki zincirimizi sabitliyoruz hanımlar. Bütün boncukların üzerine böyle iki zincir sabitliyoruz. Zincirlerimizi sabitledikten sonra burada çektiğimiz 5 zinciri 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Beş kez doldurduktan sonra hanımlar, buradaki boncuğu hemen dolgun üzerinde duran bir boncuğun dibinden boncuk dolgun üzerinde kalacak şekilde batıp kapatıyorum. Buraya hanımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Çok sıkı çekmiyorum hanımlar. Eliniz sıkıysa 7 zincir de çekebilirsiniz. 6 zincirimi çektikten sonra oyamı çevirip bir kez ip alıyorum. Burada ilk boncuğun üzerine kapattığımız iki zincirin altından girip 1, 2, 3 defa da pardon hanımlar 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir kez ip alıyorum. Aynı boncuğun altından giriyorum. Boncuğun üzerindeki zincirin altından girip 3 defa da çıkıyorum. Böyle bir boncuğun üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yanındaki boncuğun üzerindeki zincirin altından girip 3 defa da çıkıyorum. Bir zincir çekip bir kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerinden girip 3 defa da çıkıyorum. Her bir boncuğun üzerine hanımlar böyle 2 tane trabzan yapıyoruz. Boncuklara geçişlerde de 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir çekip sıradaki boncuğun üzerindeki zincirin altından girip 3 defa da çıkıyorum. Bir zincir çekip bir kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerinden girip 3 defa da çıkıyorum. Diğer boncuğa geçerken 2 zincir çekiyoruz hanımlar. Aynı boncuğun üzerine battığımızda bir zincir çekip batıyoruz. Şimdi bir zincir çekip aynı boncuğun üzerine batıp 3 defa da çıkıyorum. İki zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yandaki boncuğun üzerine girip 3 defa da çıkıyorum. Bir zincir çekip aynı boncuğun üzerine girip 3 defa da çıkıyorum. Böyle hanımlar her bir boncuğun üzerine ikişer tane trabzan yaptık. Toplamda 10 tane trabzan yapıyoruz. Buraya geldiğimizde yine 6 zincir çekiyorum. Buradaki dolgunun üzerindeki boncuğun diğer tarafından batıyorum hanımlar. Diğer tarafından boncuğun dibine 6 zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çekip oyamı çeviriyorum. Buradaki 6 zincirimizi 6 kez sık iğne ile dolduruyorum. Zincirin altından ipimi alıp kapatıyorum. Bu şekilde 6 kez dolduruyorum. 4, 5, 6. 6 kez doldurduktan sonra bu ilk ikili trabzanın ortasına ipimi sabitliyorum. Bir boncuk kapatıp aynı trabzanın arasına sabitliyorum. Sıradaki trabzana geçiş yapıyorum. Bir boncuğumu kapatıp aynı trabzanın arasındaki zincirin üzerine sabitliyorum. Sıradaki zincire geçiyorum. Bir boncuk kapatıp
aynı zincirin üzerine sabitliyorum. İlk motifte hanımlar burada boncuk kapatarak başlıyoruz. Diğer motiflerde orada örümcek yapacağız. Boyamıza başladığımız ilk motif de bu şekilde. Diptekine de boncuk kapatıyoruz. Böyle her bir trabzan arasında geçip bir boncuk kapatıp aynı zincirin üzerine sabitliyoruz. Sıradaki zincire geçiyoruz. Bir boncuk kapatıp aynı zincirin üzerine sabitliyoruz. Sıradakine geçiyoruz. Bir boncuk kapatıp aynı zincirin üzerine sabitliyoruz. Böyle hanımlar, bütün trabzanların arasını tamamladık. 8 tane boncuğumuzu sabitledik. Bu sonuncu trabzana geçiyoruz. Buraya orta boylarda bir örümcek yapıyoruz. Diğer motifimizi tutturmak için hanımlar böyle orta boylarda bir örümcek yapıp aynı zincirin üzerine sabitliyorum. Buradaki zincirimizi de 6 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Altı kez doldurup bir de bu boncuğun dibine batıp kapatıyorum hanımlar. Buraya küçük bir örümcek yapıyorum. İki boncuk kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar bu ilk yaptığım örümceğin boylarında bir örümcek daha yapıyorum. Siz isterseniz burada hanımlar boncuksuz sade örümcek de yapabilirsiniz. Araya iki boncuk koymadan. Bu şekilde hoşunuza giderse böyle de yapabilirsiniz hanımlar. Buraya tekrar 3 boncuk alıyorum. Boncuğumu kapatıp 5 zincir çekiyorum. 5 boncuk kapatıyorum. Bir, iki zincir çekip 1 ve ikinci boncuğun arasına batıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 ile 3'ün arasına batıp kapatıyorum. 2 zincir çekip 3 ve 4'ün arasına batıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 4 ve 5'in arasına batıyorum. 2 zincir çekip son 5. boncukla zincirin arasına batıp bütün zincir boncuklarımızın üzerine ikişer zincirle tamamlıyoruz hanımlar. Buraya geldiğimizde buradaki 5 zinciri de 5 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Beş kez doldurduktan sonra hemen bu zincirin yanında duran bir boncuğun dibinden batıp kapatıyorum. Buraya 6 zincir çekiyorum. Oyamı çeviriyorum. Bir kez ip alıyorum. Böyle tersinden hanımlar boncuğun üzerine çektiğimiz iki zincirin altından batıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerindeki zincirin altından batıp 3 defa da çıkıyorum. Boncuğun üzerine 2 tane trabzan yaptıktan sonra hanımlar sıradaki boncuğa geçişte 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Yandaki boncuğun üzerindeki zincirin altından batıp 2 defa da 3 defa da çıkıyorum. Pardon. Bir zincir çekiyorum. Bir kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerine girip 3 defa da çıkıyorum. Sıradaki boncuğa geçerken 2 zincir çekiyorum hanımlar. Bir kez ip alıyorum. Boncuğun üzerindeki zincirin altından batıp 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. Bir kez ip alıyorum. Aynı boncuğun üzerindeki zincirin altından batıp 3 defa da çıkıyorum. Sıradaki boncuğa geçerken 2 zincir çekip bir kez ip alıyorum. Boncuğun üzerindeki zincirin altından ipimi alıp 3 defa da çıkıyorum. Bu şekilde hanımlar her bir boncuğun üzerine böyle ikişer tane trabzan yapıyoruz. Toplamda 10 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Böyle trabzanlarımızı tamamladıktan sonra buraya 6 zincir çekiyorum. Dediğim gibi zincirleri sıkı çekmiyorum hanımlar. Eliniz sıkıysa burada 7 zincir de çekebilirsiniz.
Altı zincirimi çekip buraya dolgunun ters tarafından boncuğun dibine batıyorum hanımlar. Zincirimi buraya sabitleyip bir zincir çekip oyamı çeviriyorum. Buradaki altı zincirimizi de altı kez sık iğne ile dolduruyorum. Böyle altı kez doldurduktan sonra bir de bu trabzan ortasına bir kez batıp kapatıyorum. Burada hanımlar kapattığımız örümceğin böyle tek kanadından tığımı takıp çekiyorum. Bir iki defa da çıkıp kapatıyorum. Daha sonra hanımlar bu aynı trabzan arasına sabitliyorum. Bu şekilde örümceğimizi tutturuyoruz hanımlar. Sıradaki trabzan arasına geçip bir boncuk kapatıyorum. Aynı zincirin üzerine sabitliyorum. Sıradaki araya geçiyorum. Bir boncuk kapatıp aynı zincirin üzerine sabitliyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir boncuk kapatıp aynı zincirin üzerine sabitliyorum. Sıradaki zincirin arasına geçiyorum. Bir boncuk kapatıp aynı araya sabitliyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir boncuk kapatıp aynı araya sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar toplamda 7 tane boncuk sabitliyoruz. Sadece oyamıza ilk başladığımız motifte örümcek yerine boncuk yapıyoruz hanımlar. Buraya. Çünkü bu tarafta motif olmadığı için bu tarafa geldiğimizde örümcek kapatıyoruz. İkinci motifte burada boncuk yerine örümceğimizi tutturuyoruz. Bir boncuk kapatıp aynı araya sabitliyorum. Bir araya iki tane boncuk kapatıyordum hanımlar. Sıradakine geçip bir kapatıp yani her bir araya bir boncuk kapatıyoruz. Son araya batıyorum ve sık iğne ile geçiyorum. Buraya yine orta boylarda bir örümcek yapıyorum. Son trabzan arasındaki zincirin üzerine de sabitliyorum. Buradaki zincirimizi de yine 6 kez sık iğne ile dolduruyorum. Sıradaki 6 kez doldurduktan sonra buraya hanımlar boncuğun dibine bir kez batıp kapatıyorum. Bundan sonra hanımlar tekrar örümcek, iki boncuk örümcek şeklinde yapıp burada başladığımız gibi başlayarak motifimizi tamamlayıp boyamızı devam ettiriyoruz. Yazmanın boyu kadar yaptıktan sonra zincirimizi çekmeye başlayacağız hanımlar. 1, 2, 3 zincir çekerek dönüyorum. Ben aralara 6 zincir çektim hanımlar. 3, 4, 5, 6 zincir çekip buradaki iki boncuğun ortasına sabitledim. Siz de örümceğinizin boyuna, elinizin sıklığına göre zincir sayısını ayarlayın. 5, 6 zincir çektim. Bu 3 boncuğun üzerindeki iki boncuğun ortasına sabitledim. Böyle hanımlar tekrar 6 zincir çekip boncukların arasına batarak zincirimizi de çekip oyamızı tamamlıyoruz. Böyle çok güzel, kibar bir model. Bakın ütüsüz halde elimizden yeni çıktığında bile böyle çok güzel duruyor. Ütüyü de ben her zaman oyanın tersinden yapıyorum hanımlar, ipin parlamaması için. Siz de tersinden alttan üste doğru iterek yaparsınız. Zaten ütü yapması kolay, ütüyü kolay alan bir model. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.